Efendim mutlu akşamlar. İşte Türkiye'nin saati 18.30'u gösterdiğinde biz de dop dolu bir gündemle, beyaz ana haberle yeniden karşınızdayız. Öncelikle bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz ve bakalım memleket hali nasılmış deyip başlıyoruz. Sayın seyirciler, damacana su siparişi veren bir müşteri ürün kapısına geldiğinde kararını değiştirdi ve suyu satın almadı. İşte su dağıtım firması çalışanları da bizi neden boş yere yoruyorsun diyerek ona tepkilerini gösterdiler. Tam anlamıyla efendim, sözün tam anlamıyla sudan bir sebeple çıkan kavgada firma çalışanı Emre Kılıç Satır'la altı yelinden yaralandı. İşte Satır'lı saldırı yargıya da taşındı. Baba bırak ben bunu keseyim öldüreyim dediler. Sipariş götürdüğü apartmanda canından olacaktı. Sudan sebeple çıkan kavgada Satır'la yaralandı. Yaralandığımı görünce bir korktular. Akıl almaz olayın adresi Akgürt. Su dağıtım firmasında çalışan bir çocuk babası Emre Kılıç sipariş için gittiği apartmanda hayatının şokunu yaşadı. Emre Kılıç binadaki iki kişinin Satır'lı saldırısına uğradı. Vücuduna 6 Satır darbesi alan Emre Kılıç ölümden döndü. Adamlar beni resmen öldürmeye teşebbüs ettiler. Emre Kılıç işte bu apartmana sipariş getirdi. Yanındaki iki çalışan suları binaya çıkardı. Ancak müşteri siparişinden vazgeçti. Bunun üzerine çalışanlar tepki gösterdi. Aynı binada oturan babaannesi için istediği sudan vazgeçen Mustafa isimli müşteri, çalışanların bizi niye yoruyorsun o zaman demesine sinirlendi. Sen benimle nasıl konuşuyorsun diye çocuğa tokat attı. Satırlı saldırının fitilini de o tokat ateşledi. Taraflar birbirine girdi. Müşteri kardeşini de yanına alarak aşağı indi. Emre Kılıç'a Satır'la saldırdı. Çocuğa mı gücün yetiyor dedim. Dedi ki sana da gücüm yeter dedi. O ara bana saldırmaya başladı. Sırtından ve bacağından yaralanan Kılıç kanlar içinde kaldı. Saldırganlarsa kaçıp gitti. Kendi imkanlarıyla 112'yi arayan Emre Kılıç hastaneye kaldırıldı. Yaramın derin olduğunu söylediler. Diktiler. Kaslarımın parçalanmış olduğunu söylediler. Her tarafı diktiler. Tedavisi tamamlandıktan sonra saldırganlardan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan iki kardeş ifadelerinin ardından serbest kaldı. Açılan davada haklarında 3 yıl hapis cezası istendi. Ama yaklaşık 2 yıldır süren mahkemeden henüz bir karar çıkmadı. Adamlar beni resmen öldürmeye teşebbüs ettiler. Hala tutuklanmadılar bunlar. O Satırlı saldırganlar şikayetini geri çeksin diye Emre Kılıç'a para teklif etti. Ancak Emre Kılıç bu teklifi geri çevirdi. Çünkü onun tek bir derdi var. O saldırganların hak ettiği cezayı alması.